Anayasa Mahkemesi barış akademisyenlerinin başvurularını karara bağladı ve fikir özgürlüğü ihlali var dedi. Bununla beraber tabii ki birçok tartışma gündeme geldi. Hocalar yeniden üniversitelerine dönebilecekler mi? İlgili mahkemeler bu AYM kararından sonra beraat kararı verecekler mi? Bu konuda görüşlerini almak için Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden ihraç edilen 686 nolu KHK ile ihraç edilen akademisyen Canan Özbey bizimle. Canan Hanım, siz de başvurucular arasındaydınız. 3,5 yıl sonra bu karar geldi ve siz üniversiteden ayrılırken şöyle bir cümle kullandınız. Bizler sadece barış istedik, bunun için bedel ödüyoruz. İnadına çalışacağım, inadına okuyacağım, inadına devam edeceğim. Bu kararı duyduktan sonraki ilk ruh haliniz ne oldu? Özellikle 3,5 yıl önceki ruh halinizle karşılaştırdığımızda. 3,5 yıl önce ihraç edildiğimde aslında 2017 Şubat'ı oluyor. Dolayısıyla aslında ihraçtan itibaren bir 2,5 yıl geçmiş oluyor. Ama tüm süreç, yani bildirinin ilan edilmesiyle bildiriye imza attığım süreçten bu yana yaklaşık dediğiniz bir 3,5-4 yıla doğru ilerliyoruz. Bu sizin az önce söylediğiniz cümleleri fakültede öğrencilerimize veda ederken ben sarf etmiştim. Çok mutluyum ki o zamanki sözlerimi sürdürebildim. Çünkü çalışmalarıma bir şekilde devam etme gücünü hem ailemden hem akademi çevremden, meslektaşlarımdan aldığım destekle devam ettirebilme gücünü kendimde bulabildim ve dolayısıyla o sözüme bir anlamda riayet edebilmek öncelikle bana mutluluk veriyor. Dün bu karar açıklandığında ve bu haberi aldığımda avukatım Aslı Kazan bilgilendirdi beni. Öncesinde de bir arkadaşından mesaj gelmiştir. Hemen peşi sıra avukatımla görüştüm. Zaten o telefon görüşmesinde duygularıma hakim olamadan ağlamaya başladım. Çünkü çok yoğun bir duyguların bir araya gelmesi ve o yoğunluk beni böyle bir tepkiyle sonuçlandı. Şöyle ki bu hem bildirinin imzalandığı zamandan hem de ihraçtan sonraki dönemde çok büyük sıkıntılar, baskılar, mesleğimizden ihraç edilmiş olmanın verdiği uğranılan haksızlıklar, bunlara karşı bir itiraz merci bulamamak, yani tüm bunlar ve tek bir sebeple. Neden? Hani bir barış talep eden, özünde bunu isteyen bir metne imza attığımız için ve siyaset bilimi alanında çalışmalar yaparken böyle bir metne elbette kayıtsız kalamazdım ve ben barış istediğim için, bırakın sadece memleketimi sevmeyi, tüm dünyayı, tüm doğayı, insanın ve hayvanların yaşam haklarını savunduğum için, doğayı sevdiğim için bunu imzalama gereği duydum vicdanen ve akademik bir sorumlulukla. Dolayısıyla yaptığım şey zaten yasada da hiçbir koşulda bir suç yok bu anlamda. Suç değil. Bizim yapmış olduğumuz eylem ya da bir imza her neyse bu bildiriye imza atmış olmak düşünce özgürlüğü ilkeleriyle korunan bir açıklamadır, bir beyandır, bir istektir ve bir devletten bir taleptir. Ve dolayısıyla şiddetin hiçbir çaresi yoktur. Ve bunun üzerine atılmış bir imza ve sonrasında yaşanan müthiş baskıcı, yıldırıcı, ekonomik özgürlüklerin, mesleki özgürlüklerin ve seyahat özgürlüklerinin elinizden bir gecede alındığı bir süreç. Son derece ağır, son derece yıpratıcı, hele ki ben mesleğimin başında bir akademisyen olduğumu düşünürsek eğer. Evet, siz o dönem doktor öğrencisiydiniz, değil mi? Araştırma Evet, görevlisiydiniz. araştırma görevlisiydim. Kaldı ki şöyle, ben görevlendirmeyle, yani ÖYP dediğimiz bir sistemle Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyordum. İmza attıktan sonra bir sonraki süreçte ben doğrudan bunun Fen Üniversitesi'ne gönderildim. Asıl kadro üniversiteme. Yani bir nevi bir sürgün. Çünkü doktoramı benim Marmara'da yapmam gerekiyor.
Bu benim yasal hakkım ama burada da yasal hakkım ihlal edildi ve hatta onu da dava ettim ve ben geri Marmara'ya döndüm. Yani o karar da çok yanlıştı ve hukuktan döndü. Ve ben Marmara'ya geri döndüm tekrar bölümüme, görevime ve bir hafta sonra ihraç edildim. O günden itibaren 2,5 sene geçti ve biz şimdi bugündeyiz. Kararı aldığımda üzülsem mi, sevinsem mi açıkçası bilemedim. Sadece gözlerimden yaşlar boşandı çünkü gördüğüm tek cümle vardı. İfade özgürlüğünün ihlaline karar verildi. Yani ihlali olduğuna yönelik karar verildi. Bu yani 3 senedir, 4 senedir yaşadıklarımız aslında buydu ve biz bunun için bu kadar bedel ödedik. Bunun üzerine o yaşadığım duygu yoğunluğuydu dün hissettiklerim. Peki bundan sonraki süreç açısından duygunuz nedir, yorumunuz nedir? Sonuçta en yüksek yargı merci olan Anayasa Mahkemesi sizin imza attığınız bildirinin düşünce özgürlüğü sınırları içerisinde olduğuna karar verdi. Ve bu kararın yerel mahkeme tarafından, yani sizin yargılandığınız ağır ceza mahkemelerindeki yargılama sürecinizi sona erdirmesi gerektiği konusunda hukukçuların zaten dile getirdiği bir görüş var. Çünkü AYM kararlarının bağlayıcılığı söz konusu. Bundan sonraki süreçten de umutlu musunuz gerçekten, siyasal iklimi düşündüğümüzde? Üniversiteye dönebilecek misiniz? Bu konudaki duygularınızı da almak istiyorum, düşüncelerinizi. Şimdi siz de söylediniz. Ben hukukçu değilim fakat bildiğim hukuk dersleri de aldım ve lisans yıllarımda ve bildiğim temel bir şey var. Temel bir hukuk bilgisi yani bunu çoğu insan az çok bilir. Anayasa Mahkemesi bu ülkedeki en üst yargı merci. Dolayısıyla alt mahkemelerinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara uyması gerekir. Düşündüğümüzde normal hukuk şartlarında bu kararın harfiyen uygulanması, karar çıkmış olanların tekrar yargılanarak beraat verilmesi, davası devam edenlerin beraat alması gibi gibi sonuçlarının doğru ortaya çıkması ve sonrasında bizim hak kayıplarımız öncelikle aynı zamanda 9 bin liralık birer tazminata hükmetmiş öyle okudum. Bunun yanı sıra bizim hak kayıplarımızın iade edilmesi, göreve iade edilmemiz, bu en başta zaten yapılması gereken bir şey. Tüm bunların hızlı bir şekilde, çünkü zaten ortada çok büyük bir mağduriyet var, hapse giren hocalarımız var, yani hapisteki bir gün bile bir insan için, masum olan bir insan için çok büyük bir yaradır hukuki anlamda. Dolayısıyla tüm bu hak kayıplarının bir an önce ivedilikle iade edilmesini umuyorum, bekliyorum ve Türkiye'nin bir hukuk devleti hala ne olursa olsun tüm aksaklıklara rağmen bir şekilde üst mahkemeden geri döndü bu. Evet çok uzun sürdü ama ivedilikle bu yanlış kararlardan dönüldü üst mahkemede diyebilmek istiyorum ve bunu tüm kalbimle Türkiye'deki hukuk sistemi için beklenti içindeyim ve bunu diliyorum şu anda. Canan Özbey, son olarak da şunu sormak istiyorum ben. Bitti diyor musunuz? Yani ruh haliniz bitti dedirtiyor mu size? hayır hayır kesinlikle dedirtmiyor çünkü çok ağır şeyler yaşadım hala yaşamaya devam ediyorum çok büyük destekler gördüm hem akademik çevreden hem sivil toplum örgütleri demokrat insan haklarına inanan çevrelerden çok büyük destekler de gördüm. Fakat bir o kadar da yalnızlaştırma politikasına itilmeye çalışılan o ortamı yaşadım. Akademisyen olduğunu iddia eden bir takım çevrelerden hiçbir bir geçmiş olsun, kuru bir geçmiş olsun bile duymadığım oldu. Ve bunlar çok ağır şeylerdi. Ve bunların hala etkisi devam ediyor. Hala henüz haklarımıza kavuşmuş değiliz. Kaldı ki benim gibi düşünce suçundan tırnak içinde yargılanan, yargılaması devam eden tüm insanlar bir şekilde hukukta bu geri dönmedikçe ben bittiğini hissedemeyeceğim. Kendi özelimizde yani Barış için akademisyenler dava süreçleri özelinde de
düşünürsek eğer, evet yine de diyorum bu bir başlangıç. Bu karara her şeye rağmen çok sevindim. Türkiye hukuk sistemi adına ve bizim adımıza çok sevindim. Bir yanlıştan dönüldü ve umarım devamı gelir ama şu anda maalesef henüz bitti diyemiyorum ama çok önemli bir, bu sürecin bir başlangıcıdır diyorum. Sayın Canan Özbey, çok teşekkürler yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz rica ederim, için. Rica ederim. Profesör Doktor İzzettin Önder de bizimle. O da Anayasa Mahkemesi'ne başvuran hocalardan bir tanesiydi. Sayın Önder, siz dün bu ilk kararı ilk duyduğunuzda ne düşündünüz? Öğrencilerinizin sizi uğurlamasında şu cümleyi sarf etmişsiniz. Bu mücadele devam edecek. Bu mücadelenin devamının bir sonucu gibi mi gördünüz bu kararı? Yoksa gecikmiş bir karar olarak mı yorumladınız? Neydi duygunuz ve düşünceniz? Yani sadece ben değil, bütün bu imza veren arkadaşlar da birinci ve ikinci imzacılarımız aslında şey hakkını, ifade özgürlüğü hakkını kullandık ve bununla aslında biz kamu yönetimine destek vermiş olduk. Şu anlamda destek, yani antidemokratikleşme yönünde değil, demokratikleşme yönünde destek verdik. Dolayısıyla bu sadece bize verilen bir hak değil, öğretim üyesi olarak, ki bunlar hepsi aşağı yukarı hepimiz öğretim üyesi, farklı kademelerde, bizim görevimizdir de bu aynı zamanda. Biz böyle bir görev yapıyoruz. Bizim görevimiz sadece üniversitenin kapılarının arkası odalarda öğrencilere mekanik bilgileri vermek değil. Toplum bizi bunun için bir anlamda yetiştirdi. Şimdi biz görev yaptık. Yani dolayısıyla biz yönetimin demokratikleşmesi. Şimdi ben daha umutluyum derken bunu her zaman söyledim. Mahkemede hiçbir sıkıntı çekmedim yargıda da doğrusu. Çok üzüldüm o prosedürler dolayısıyla ama İlk davaya girdim. Zaten ben bizzat yargıçlara dedim, sayın yargıçlar ben anlamıyorum nasıl savcı bey bizi sizin önünüze getirdi, 2000 akademisyeni. Bu bir israftır, devletin israfıdır, biz bir şey yapmadık ki dedim. Biz yani normal olarak bir yanlıştır, gördüğümüz yanlışı söyledik. Bu yanlış da olmayabilir ama biz ifade özgürlüğümüzü kullandık. Bizim fikrimiz bu. Bu bir suç değil. Yani bir 2000 akademisyen birden suç işleyemez. Bunu zaten söylemiştim. Dolayısıyla ben bunu doğrusu beklemek istedim ama Türkiye'nin içinden geçtiği ve yargı sisteminin araçsallaştırıldığı bir ortamda çıkması mümkün olmayabilirdi. Dolayısıyla ben bekliyorum bundan sonra bunun aleyhinde, yani bunun ifade özgürlüğü olmadığı yönünde sanırım yargıçların sanırım gazeteler böyle aşağı yukarı yarısı, tamamıyla yarısı başkan dışında bu yönde beyanatta bulunmuş. Bence bunlar kamunun önünde kullanmayı ifade etmeleri lazım. Bu hakları yaptılar, bu fikirleri nasıl geliştirdiler? Diğer yargıçlar bunu nasıl geliştirdiler? Türkiye'nin demokratikleşmesi, çağdaşlaşması, yani modern dünyada yerini alması açısından bunlar çok önemli. Bakın bizim bu dava esnasında Chomsky, Harvey, bir sürü uluslararası insan, yani akademik insanlar, dünyanın tanıdığı insanlarından vesaire insanlar bizim yanımızda oldu. Burada bir yanlışlık var. Bizim yanında olmayan bir tek mevcut iktidar ve onun arasallaştırdığı yargıydı. Demek ki burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlıkta bence kıl payı da olsa düzeltilmiş oldu. Umarım bu Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir ışık olur. Diğer arkadaşlarımız açısından ışık olur. Peki böyle oldu bakın. Yani bugün bir arkadaşımız, ismini ben vermeyeyim belki istemeyebilir arkadaşımız, 2 ay hapis yatmış durumda idi. Son anda tahliye edildi. Çünkü işler civarında bir ceza oldu. Aynı davadan. Barış İmdatlı. Peki bu arkadaşın 2 ayını kim telafi edecek? Yani bu sadece verilen 9.000 lira tazminatla telafi edecek bir şey değil. O yaşanılan ıstıraplar, hüzünler, tedirginlikler. Türkiye'de 2000 akademisyen aşağı yukarı 3 senedir ayakta bir vaziyette ne bir sayfa okuyor ne bir cümle yazıyor. Bu büyük bir israftır. Devlet bize yatırım yaptı, toplum bize yatırım yaptı, kadrolar verdi, şimdiye kadar maaşlar verdi. Ama bir kandidat siz 3 sene bomboş oturun ya da gidin limon satın. Böyle bir yönetim olamaz. Peki ben hocam, mutlu oldum, buyurun. Peki hocam, şunu da ben sormak istiyorum. Siz tamamen ifade özgürlüğümüzü kullandık ve aslında bunun yorumunun yargı tarafından da yapılması gerektiğini söylediniz. Şimdi Yüksek Yargı Anayasa Mahkemesi sizin aslında bu söylediğiniz fikir özgürlüğü savununuzu aslında onaylayan bir karar verdi.
Buna rağmen siz akademinin bu süreçte nasıl sınav verdiğini düşünüyorsunuz? Hani yargının sınavı belki AYM'den döndü. Bundan sonra da dönecek mi onu da göreceğiz tabii ki de. Ama siz akademinin nasıl bir sınav verdiğini düşünüyorsunuz? Özellikle 3-3,5 yıllık süreçte. Akademi zaten baştan itibaren maalesef olumsuz sınavlarda, olumsuz bir süreçten geçti ve ben de bu süreci kendisi yarattı. Nitekim bakın çok belirgin örneği bunun. Öyle kurumlarımız var ki çok işçi sahibi olsa oradan çok fazla KHK ile ihraç edilen olmadı veya hatta hiç olmadı, öyle yerler var ki tonla arkadaş ihraç edildi. Şimdi bu tabii buradaki rol zamanıyla akademilere düştü. Yani akademiler elemanlarına sahip çıkmadı. Hatta yani burada doğrusu çok fazla söylemek istemediğim öyle şeyler yapıldı ki içeriki dünyada birbiriyle ihtilaflı olanlar kimisi imzacıymış diye gösterdi, kimisi şu diye gösterdi. İktisat fakültesinden benim bildiğim arkadaş var ki bu kadar mesela de imzacı da değil, Fethullahçı hiç değil. Ama solcu arkadaşımız, o da ihraç edildi. Bütün bu çuvalın içine koyularak. Şimdi bu bir şey, bir kara dönemdi. Umarım bir daha yaşamayız bunu. Umarım herkes bundan baş siyasi yönetici olmak üzere, akademik mezun olmak üzere bir daha bunu yaşamayız umarım. Ve Türkiye bu dönemi bir şekilde kapatıyordur umarım. Yani bu karar, AYM'nin bu kararı, umarım bu yönde İlk adım oluştursun. Bundan sonra verecek kararlarda yargı da alt düzey yargı da yani ağır ceza da bunlara uysun. Muhtemelen de uyacak da uymazsa zaten başka türlü yollara tabii gidiyorlar. Yani insan hakları mahkemesine gidiyor olabilir. Son bir şey söylemek istiyorum. Müsaade buyurursa vaktiniz varsa. Tabii ki hocam, tabii ki. Devletin yaptığı çok ciddi aleni insan hakkı ihlalleri, aleni yanlış hukuk sistemleri, yargının hukuksallaştırılmasıyla vermiş olduğu bence sistemlere uymayan, çağdaşı uymayan, çağa uymayan hukukun kararlar dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden insanlar devletimiz aleyhine çok ciddi tazminatlar almaktadırlar. Bu tazminatları onlar hak etmişlerdir. Buna benim vicdanen müşteriyim. Ama müşterim olduğum şey devlet bu tazminatı öderken dönüp de vergi yükümlülerine nasıl hesap verecek? Çünkü bu vergi yükümlülerin parasıdır. Vergi yükümlülüleri onları devletin iyi işlemesi, adalet, sağlık, güvenlik neyse işte hizmetleri için vermiştir. Yoksa yanlış yapıp da buradan tazminat ödemek için vermemiştir. Bunlar çok temel hukuk sorunlarıdır. Bunu oturup devletin düşünmesi lazım, siyasilerin düşünmesi lazım. İktidarda kalmak olmamalı düşünceleri. Bunlar olmalı düşünceleri siyasilerin. Umarım bütün bunlar ışık tutar bütün bu düşünceler ve gelişir bu düşünceler. Bunlar tabi adım adım yapılacak şeyler. Avrupa buralara 200-300 sene büyük mücadelelerle gelmiştir. Demek ki biz de giriyoruz bu mücadeleye anladığım kadarıyla. Sayın Önder, çok teşekkürler verdiğiniz Tamam. bilgiler, değerlendirmeler ve Tamam. yorumlar için. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.